Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk, ilk astronotu. Evet ilk astronotu e, uzaya gitti. 20 gün kaldı. Bir takım deneyler yaptı. O deneylerle alay edenler oldu. Belki onu da konuşuruz e, programımız esnasında. E, Hulki Bey bu 20 günlük serüveni siz nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Galiba tam olarak 21 gün olmuş Sanayi ve Teknoloji Bakanımız <laughs> Mehmet Fatih Kacır'ın attığı mesajdan görüyoruz. 21 gün diyor. Şimdi e, çok önemli bir görev, tarihi bir durum. Türkiye Cumhuriyeti'nin gurur duyması gereken, Türklerin de gurur duyması gereken ilk Türk olmasa bile dünyanın çeşitli yerlerinde Amerika'da da Türkler yaşıyor. Mesela Amerika'daki bir Türk orada doğmuş bir Türk olabilir. Astronot olsa gitse yani o da yani Amerikalı gitti diyeceğiz ona kökeni Türk olsa bile. Şimdi burada hem kökeni hem tabiyeti Türk olan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan bir astronot. Gökbey Türkçesi astronot güzel şey uzay adamı gök adam, gökmen. Men hani öğretmen gibi diyoruz ya, öğreten kişi öğretmen. Burada da Türkçeleştirirsek gökmen, gök insanı ya da Gökbey bey denebilir ama astronot yaygın ifade. İlk ilk Türkiye Cumhuriyeti'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk astronotu olması önemli. Ayrıca Türklerin, Türk devletlerinin diyelim mesela e, eski Sovyetler Birliği'nde o ülkelerde giden astronotlar oldu Türk kökenli ama şimdi bakıyoruz daha önce de söylemiştik 21 gün önce gittiği zaman uzaya Alper Gezer Avcı dün Cumhurbaşkanı yardımcımızla Sanayi Bakanlığı'nın bir fuar açılışındaydık o orada dili sürüştü. Alper güzel güzel avcı dedi benim hoşuma gitti. Yani hakikaten Cumhurbaşkanımız bugün dedi ya güzel gitti, güzel döndü diye. Evet. Şimdi Alper güzel avcı ya da gerçek soyadıyla Gezer Avcı ilk Türk devleti olan Asya Hun İmparatorluğundan bu yana yani Türk devleti olarak 2244 yıl sonra uzaya giden bir insan. Adında Türk olan bir devlet, Göktürk devleti. Ne tesadüf. Onun adında da uzay var. Gök var, gökyüzü var. Göktürk adında Türk ya da şöyle söyleyelim. Türk adı taşıyan ilk Türk devleti Göktürklerden sonra ise 1472 yıl sonra uzaya giden ilk Türk. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu esas alırsak 100. yılımız bittikten sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. yüzyılına girdiğimiz zaman uzaya giden ilk Türk Neresinden bakarsak bakalım müthiş bir başarı. Ee, Serhan dedi ki işte alay edenler de oldu. <laughs> alay edenlerin bir kısmını psikolojik olarak hani e, e, siyasal argümanlar nedeniyle alay ettiğini söyleyebiliriz. Bir kısmının zekasının el vermediğini söyleyebiliriz. Şimdi kimse kızmasın. Ya böyle bir durumda alay edilecek bir şey var mı? Ancak bu psikolojiyle açıklanabilir ya. Efendim turist olarak mı gitti? Arkadaşlar şöyle bir şey olsa biz bir astronotumuzu daha seçsek turist olarak uzaya göndereceğiz. Nereye gönderelim? Ay'a gitsin. Ay'a dokunsun gelsin. Ya da ay'ın işte belli bir yerine C desin. Elim sende oyun oynasın. Dokunsun gelsin. Bu bile öyle bile olsa ya bu bile büyük bir olay değil midir? Yani turist olarak gitmek çok kolaydı da 2500 yıl önce niye gitmedin? <laughs> ha efendim Hulki efendi sen ne diyorsun? O zaman uzay çalışması <laughs> mı vardı diyen olabilir. E uzay çalışmaları kaç yıl oldu? Ya benim çocukluğumda Apollo 11 gitti değil mi aya? <laughs> Hep söylüyorum. Bizim köyün Karadeniz'de o bozuk yollarında 1960 yılından söz ediyorum. Kaç sene geçti? 70 20, 80 60, mi 80? 64 yıl. Ha. 64 yıl önceki olaydan söz ediyorum. Yok ya o kadar olmadı. Ben o zaman yaşlı oluyorum. Sen bir daha hesapla. Sen. sen bir daha hesapla da o kadar olmadı. Neyse 1969 yılında bizim köye otobüsün çıkmayan yollarında langur langur giden otobüslerin üzerine Apollo 11 yazmışlardı ya. Hatırlıyorum çocukluğumda. Yani bu bu kadar büyük bir hayal. Şimdi biz tahta oyuncaklarla büyüdük. Plastik kuşlarla. Değil mi? O çağdan uzay çağına doğa, doğan çocuklar var şimdi. Türkiye Cumhuriyeti'nde bu da ya kusura bakmasınlar alay edenler için bunu açıkça söylemem lazım. AK Parti iktidarında ve Cumhurbaşkanı Erdoğan döneminde gerçekleşiyor. Arkadaşlar 21 yıllık, 22 yıllık AK Parti iktidarından önce de uzay çalışması vardı. Turist olarak gitmediniz ya. Turist olarak da gitmediniz. Ya bir acayip bir şey. Tam bir psikolojiyle açıklanabilir. Şimdi ee, bir e, kapsül yani bu inen kapsül var ya şu anda gördüğümüz uzay kapsülü. Bunun normalde mesela karaya iniyor denize iniyor. Burada denize indi. Bunun uzay, e, uzay istasyonundan buraya dönerken ki saatlik hızı nedir Serhancığım? Tahmin et. Yani bu kapsülün içinde geliyorsun. Yani turist olarak da geldiğini düşün. <laughs> hızı 28.800 kilometreymiş. Saatteki hızı 30.000 diyelim saatte 30 bin kilometre civarında bir hızdan 0 kilometre hıza iniyorsun. Hani otomobillerde var ya sıfırdan yüze kaç saniyede çıkıyor ya da tam tersi yüzden sıfıra kaç saniyede duruyor diye yaklaşık 30 bin kilometre saatteki hızdan sıfıra iniyor. Bir i̇nsan bedenini tamam içindeki atmosfer basıncı ayarlanıyor falan filan. Çok önemli. Şimdi bu insanların <laughs> biyolojik, zihinsel, kas yapıları, zihin yapıları, bakış açıları her şeyi değiştiren bir olay bu. Bir de bunun başka bir boyutu var. Felsefi olarak bir cihazın içinde gidiyorsun uzaya, oradan yaşadığımız, doğduğumuz, öldüğümüz, mutlu olduğumuz, kederli olduğumuz, savaşlar yaptığımız, salgın hastalıkların olduğu, dinozorların vaktiyle yaşadığı, şimdi başka bir çağ, Böyle bir gezegene mavi soluk gezegen deniyor buna astronomlar öyle söylüyor. Oradan bakıp burayı görüyorsun ya. Bütün savaşların, doğumların, ölümlerin, dinlerin, sosyolojinin, felsefenin, bilimin, kavganın her türlü iyilik kötülüğün olduğu bir yer denen gezegene yukarıdan bakıyorsun. Bu nasıl müthiş bir şey. Uzayın da diğer alanların da felsefesini yapmadan, bilmeden, konuşmadan anlamak mümkün değil. Ruhsuz bir bilim olur aksi halde. Şimdi <laughs> 13 tane bilimsel deney gerçekleştirdi Alper Gezer Avcı. Gidişte 36 saat bu kapsül var ya Dragon kapsülü AX3 denen e, mürettebatın bindiği Dragon kapsülü. Dragon da ejderha demek değil mi? Evet. Bu kapsülde evet. giderken 36 saat yolculuk yaptı Alper. Dönüşte 47 saat yaptı. Toplam 83 saat bunun içinde gitti geldi. Biz uyuduk uyandık dönerken mesela 47 saat 48 saat desek 2 gün. Değil mi? Tam 2 tamam. gün 48 tamam. saat desek. 2 gün boyunca bunun içinde biz uyuduk uyandık kalktık kahvaltı yaptık yüzümüzü yıkadık işimize gittik. Kavga ettik barıştık falan. 48 saat bunun içinde o gördüğümüz pozisyonda oturarak geldik kımıldamadan. Acayip bir şey yani kim giderse gitsin başka ülkeden de gitse bizim astronotumuz da gitse müthiş bir olay. Bunun bu Türkiye'nin tarihe şöyle geçti. Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonu. Turizm misyonu demiyorlar bakın. Bilim misyonu. Ya dediğim gibi oraya git uzay istasyonuna elini değdir. CD gel gene büyük bir olay. Ya burada bakın 21 gün orada kaldı. Milli uzay programı uzaya gideceğiz dendiği zaman o zaman da gülenler olmuştu. Ya burada şimdi kaçıncı yüzyıldayız biz? 21. yüzyıldayız. 21. yüzyılda hala ortaçağ zihniyetini taşıyarak bunu siyasete mal eden kesimlerin olması hakikaten çok üzücü. Orta çağda da bilim insanlarına gülüyorlardı. Dünya yuvarlak diyene yakıyorlardı meydanda. Zindana atıyorlardı. Gözünü kör ediyorlardı. Ya aynı zihniyet bugün gülerek ya da akıllarınca dalga geçilerek... yapıyorsa orta çağ zihniyeti 21. yüzyılda Türkiye'de bazı insanlarda diyelim halen mevcut. Bu da üzücü. Milli Uzay Programı başlatıldı. Yakında birkaç yıl içinde aya kendi yaptığımız motorla sert iniş yapacağız. Milli Uzay Programı kapsamında. Ya daha büyük bir şey olabilir mi? Düşünsene. O motorun roketin üzerine Serhan Başbaşvan yazdılar ve senin adın gitti aya çarptı orada bir plakette toprağa düştü. Müthiş bir şey değil mi bu ya? Ya uzay çalışmaları sevgili arkadaşlar ve sevgili seyirciler, insanlar dünyada artık uzaydaki yıldızların adını parayla satıyor. Mesela şu filanca bulunan yıldızın adı Melik Yiğitel olsun diyor veya aydaki, Mars'taki bir kratere parayı verdiğiniz zaman senin adını veriyor. Yüzlerce binlerce krater var. Artık ne hale geldi dünya? Bunlardan uzak olup sonra pavyon filmlerine alkış tutarak onunla mutlu olan bir zihniyetin uzay çalışmalarından da mutlu olmasını beklemek hepimizin hakkıdır. Yani daha kibar ifadeyle söylersem. Evet. evet, bu kadarını ifade edeyim. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Kutluyorum, kutluyorum Alper'i de, Alper Gezer da kutluyorum. Cumhurbaşkanımızın iradesinde hayat bulan 2244 yıllık bir ge olayın gerçekleşmiş olmasından dolayı emeği geçen bilim insanlarımızı bunun finansmanını sağlayan, siyasi iradeyi ortaya koyan ve buna azim ve kararlılıkla devam etme iradesini açıklayan Cumhurbaşkanımızı da kutluyorum.